Ben Özlem Atabaş, Hacettepe Biyoloji mezunuyum. Anneyim, Alpdeniz adında bir oğlum var. Uzun süre Gekko'yu kurmadan önce satış pazarlama alanında çalıştım 15 yıl kadar. Daha sonra sosyal girişimcilikle tanıştım ve çok hoşuma gitti, çok mutlu oldum. Ve kendi hem sosyal hem de ekolojik girişimimi başlatmaya karar verdim. İlk böyle şekersiz, çok besleyici, sağlıklı atıştırmalıkları, bisküvileri oğlum için geliştirdim. Ondan sonra da biz bunu dedik ki artık bir işletme kuralım ama bir takım da prensipleri olsun, işte ekolojik olsun, adil olsun, kadını güçlendirsin gibi pek çok prensibi bir araya getirerek işletmenin temellerini attık. Üretim süreçlerine bakacak olursak öncelikle çok titiz, organik üreten üreticileri, tedarikçileri bulduk. Onlardan bu ürünleri temin ettik. Formülleri ben geliştirdim ve bütün formüller ve reçetelerin arkasında bilimsel bir altyapı vardır. Hangi ürün ne kadar besleyici, ne kadar faydalı. Bunun yanı sıra teknolojiyi çok fazla kullanırız. Çünkü ürünlerin işlenme ve pişme sürecinde bir takım zararlı maddelerin ortaya çıkmaması gerekiyor. Bu nedenle buharda pişirme, düşük ısıda pişirme, kurutma gibi teknikleri kullanıyoruz. Ham maddeyi sertifikasıyla birlikte alıp işletmeye soktuktan sonra üretim süreci başlıyor. Önce reçetelerimiz çıkıyor. Reçetelerle birlikte üretimdeki arkadaşlar organik üretim standartlarına uyumlu bir şekilde üretimi gerçekleştiriyorlar. İlk çocuk bisküvisiyle başladık. Çocuk bisküvilerimiz son derece besleyici ve lezzetliydi. Daha sonra keçi boynuzu bisküvi geldi. Bisküvilerden sonra grisinleri ürettim. Çünkü piyasada satılan krakerleri oğlumun yemesini istemedim. Böyle bir alışkanlık var. İnsanlar kraker yemeyi çok seviyor. Ben dedim ki çok güzel, lezzetli, besleyici, böyle zeytinyağlı bir kraker veya grisini tasarlayayım dedim ve böylece grisinler ortaya çıktı. Ondan sonra cipslere sıra geldi. Çünkü deniz büyümüştü ve artık böyle reyonlarda cipsleri görmeye başladı. Anne bunlar ne deyince ben böyle bir irkildim, bir şey yapmalıyım diye düşündüm ve bir ışık yandı. Dedim ki oğlum ben sana cips yaparım dedim. Ve sebzeli cipsler ortaya çıktı. Gene çok faydalı. Pancarlı, havuçlu, soğanlı. Gene zeytinyağı kullandık, mısır unu kullandık. Böylece fırınlanmış cipsler ortaya çıktı ve Deniz çok sevdi. Zaten genelde ürün denemelerinde Deniz önce kendi tadıyor. Eğer o beğeniyorsa tamamlıyoruz, bu ürün tutar. Ondan sonra üretime devam ediyoruz. Taze Direkt'te bir fuarda tanıştık. Bizim ürünlerimizi böyle görüp giydikçe "Aa, bu ürünler bizde olmalı" diye çok heyecanlanmıştı satın almadaki arkadaşlar. Ondan sonra bizim bütün ürünlerimizin çok hızlı bir şekilde Taze Direk'e girişi oldu. Biz de çok mutlu olduk tabii ki. Çünkü bizimle hani hedef müşteri kitlemize tam tamına uyan, işini çok düzgün yapan bir satış birimi. Bu nedenle Taze Direkt'te çok keyifli bir çalışma sürecimiz başlamış oldu. Şimdi bisküvi, kraker gibi işlenmiş ürünlerin haricinde mutfak grubu ürünlerimiz de yakında satışa açılacak Taze Direkt'te. Gekko'dan alınan her bir ürün aynı zamanda doğaya verilen bir destek demek. Çünkü ekolojik tarım işçileri, çiftçileri desteklenmiş oluyor. Burada üretimde çalışan arkadaşlarımızın tamamı kadın. Onlara istihdam sağlamış ve onları güçlendirmiş oluyoruz. Ve biz bir kelebek etkisi yaratıyoruz. Ürünlerimiz hem sağlıklı, hem lezzetli, hem doğaya destek oluyor, hem de aynı zamanda bir sosyal girişimi desteklemiş oluyoruz. O nedenle yaptığımız iş son derece anlamlı.